Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz D23 Expo Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşiyor, gerçekleşti hatta. Ve e, Disney'in içeriklerine dair birçok bilgiye ulaştık bu etkinlik sayesinde. Tabii ki bizim özel olarak merak ettiğimiz Star Wars ile ilgili olan içeriklerin nasıl devam edeceği, içinde neler olacağıydı, bununla ilgili de beklentimiz yeni bir Rise of Skywalker fragmanı, The Mandalorian dizisinden yeni bilgiler ve belki bir fragman gibi beklentilerimiz vardı. Bu beklentilerimiz karşılık buldu. Hem Star Wars'un önümüzdeki dönem ortaya çıkacak olan işleriyle ilgili detaylı bilgilere eriştik hem de o çok beklediğimiz The Mandalorian fragmanı elimize ulaştı. Bir de Rise of Skywalker fragmanı var gösterilen. Ancak o bütün dünyada online olarak pazartesi günü yani yarın bu videonun çekildiği güne göre söylüyorum. Ortaya çıkacak ancak onun içeriğiyle de ilgili bilgiler geldi. Yani oradaki kitleye gösterilen işte. Tabi orada en çok şaşırtan çift yüzlü kırmızı bir ışın kılıcız kullanan siyahlar içinde. Siyah bir kostüm içinde görünen Rey büyük olay oldu. Hani orada nasıl bir twist olacak bilmiyoruz. Bir de o fragmanı da beklemek lazım. İşte gökyüzünde yüzlerce yıldız destroyerinden söz ediliyor. İşte Rey ile Kylo Ren'in karşılıklı ışın kılıcı düellosundan söz ediliyor. Onu o fragman gelince düşünelim. Beni önümüzdeki dönem için en çok heyecanlandıran Rise of Skywalker'dan vesaire diğer çıkacak içeriklerin yanı sıra en çok heyecanlandıran The Mandalorian dizisiydi. Bunu her zaman size söylüyordum. O beklediğimiz e, fragman sonunda geldi. Oldukça da başarılı buldum fragmanı. Şimdi bu fragmanda neler gördük ve bize ne gibi ipuçları veriyor? Kısaca onları not almaya çalıştım sizlere. Onları paylaşmak istiyorum. Öncelikle e, fragmanın açılışında görmeye pek alışkın olmadığımız e, ölü Stormtrooperların Kasklarının böyle mızraklara geçirilmiş bir görüntüsü var. Bu çok aslında sert bir görüntü hani Star Wars evrenine göre ama John Favre'nin de bir açıklaması vardı. Star Wars'un kirli, karanlık, korkunç yüzünü bu dizide biraz göreceksiniz diye. Hani beklentimiz de o yönde zaten hani bu tip şeyleri artık yani biraz daha yetişkinlere yönelik bu tip... Olayları hani görebilmek ki bunun bir benzerini bir konsept çalışmada Rogue One için görmüştük. Onun da buradan ipucunu vereyim sizlere isterseniz. Önümüzdeki dönemde böyle Star Wars artworklerini inceleyeceğimiz, birlikte sayfalarını çevirip yorumlayacağımız bir e, video serisine de bir yandan başladım. İlk iki bölümü çekildi onun. Orada da göreceğimiz üzere hani buna benzer konsept çalışmalar var. Bunun bir gerçekliğe geçirilmiş olması tabii ki bir umut verici bir dizi için böyle bir konseptin kullanılması. O yüzden o hani Stormtrooper mızraklara geçirilmiş Stormtrooper başlıkları o açıdan önemli. Bunun dışında Mandalorian'ın uzay gemisini görüyoruz. O alışa geldiğimiz Boba Fett'in ve Jango Fett'in uzay gemisinden daha farklı ama oldukça güzel gözüken ve yeşillikler içinde göller, böyle sular olan bir gezegende, e, gezegenin üzerinden geçerken görüyoruz. Daha doğrusu süzülürken görüyoruz. E, bu da hani farklı lokasyonlar görebileceğimiz, artık böyle buz, kum ikileminden kurtulup daha farklı gezegenler görebileceğimizi işaret ediyor Hani bu açıdan. Güzel. Hemen ardından gelen sahnede yine bir başka lokasyonu görüyoruz ki burası da daha böyle volkanik, kayalık bir gezegen olduğunu anlıyoruz ve Mandalorian'ın kelle avcısının gemisinin birazcık daha yakından bir başka gemiyle birlikte yere inmiş ve park etmiş olarak görüyoruz. Oradaki detayları ben gayet doyurucu buldum. Sonrasında Mandalorian'ı bir alışveriş esnasında görüyoruz ama bu alışveriş böyle işte para karşılığı bilgi ya da bilgi karşılığı bilgi gibi türden bir alışveriş olsa gerek. Hemen ardından yine bir başka gezegeni böyle yine hafif böyle çöl ve kayalık olarak tanımlanabilecek ancak üzerinde böyle dev çatlakların olduğu bir gezegeni görüyoruz ve üzerinden Mandalorian'ın gemisi yine süzülüyor. Dediğim gibi hani bu dizide e, muhtemelen dış halkada geçecek Star Wars Galaksisinde dış halkada geçecek bir hikayesi olacak ve hani bu hikaye içinde de farklı lokasyonlar görme şansımız olacak. Hemen ardından gelen sahnede Gina Carano'yu görüyoruz. O da bu dizinin yıldızlarından başrol oyuncularından biri biliyorsunuz ve e, bu arada Pedro Pascal da dizinin başrol oyuncusu Mandalorian rolüyle. Ardından gelen sahneyi oldukça ilginç buldum. Burada Gördüğümüz hayvan yani o binek hayvanının ismi Blurry, Blurry denilen bir yaratık. Bu daha önce 1985 yılında Evoke, Battle of Endor isimli televizyon filminde gözükmüş. Biliyorsunuz iki tane televizyon filmi de var Star Wars'un. İlk defa orada görülmüş daha sonra da Clone Wars animasyonlarında bir iki kez gördüğümüz bir yaratık. Ancak ilk defa böyle kanlı canlı bir şekilde ekrana geliyor o açıdan ilginç. Üzerinde gördüğümüz yaratıklar ise Bespin'den tanıdığımız Ugnotlar ve o özellikle o yaratığın üzerinde gördüğümüz Ugnot'u ise zaten tipi de biraz benziyor. Nick Nolte seslendiriyor sevgili arkadaşlar. Bunlar ilginç detaylar olarak notlarıma takılanlar. Ardından Death Trooper'ları görüyoruz. Death Trooper'ları ilk kez Rogue One'da görmüştük biliyorsunuz. Hani e, Death Trooper birliği ve bu kadar kalabalık olmaları akıllarda tabi soru işareti yaratıyor. E, ona videonun sonunda geleceğim. Ve hemen ardından bir düello sahnesine benzer Mandalorian'ın parmağını tetikte yani silahın üzerinde her an çekmeye hazır olarak görüyoruz. Burada Pedro Pascal'ın da çeşitli açıklamaları oldu Disney Expo'da, e, D23 Expo'da şöyle ki bu diziye Sergio Leone'nin eski western filmlerini ve Akira Kurosawa'nın samuray filmlerini izleyerek hazırlandığını, rolüne bu şekilde motive olduğunu anlattı bir röportajda. Buradan hani zaten Pedro Pascal'ın oyunculuk kalitesinin ne seviyede olduğunu biliyoruz. ...çok iyi bir iş çıkacağını görüyoruz. Özenle çekilmiş sahneler olduğunu varsayıyoruz bu fragmanın içinde gördüğümüz bu karalardan. Giancarlo Esposito'nun gizli bir karakteri oynadığı, henüz detaylarını bilmediğimiz bir karakteri oynadığı... ...ancak bu Death Trooper'ların lideri rolünde gözüktüğü bir sahneye denk geliyoruz. O sahnede aynı zamanda normal standart imparatorluk Storm Trooper'ları da var... Hemen ardından gelen sahnelerde bir ATST var. E, ateş eden. Onun haricinde e, bir e, itiş kakış var böyle. Hani imparatorluk askerleriyle siviller arasında gözüken. Ve çok ilginç ve gördüğümüzde ilgimizi hani çeken IG serisi e, kelle avcısı robotlardan birini görüyoruz. Bunlardan bir tanesini Empire Strikes Back'te IG-88 olarak görmüştük. Bu IG-11 ve Mandalorian'la birlikte bir görevde görüyoruz onları. Hani bir yere baskın yaparken gibi. Ee, tabii ki ilginç. Bir ilginç detay da ünlü yönetmen Taiki Waititi'nin IG-11'i seslendiriyor olması. Onun sesinden duyacağız konuşmalarını. Bu arada tam bir e, kelle avcısı hareketiyle Mandalorian'ın bir e, yaratığı kolundaki kement aletiyle yakalayıp içeriye doğru çektiğini ve ateş ettiğini görüyoruz. Bu sahneler güzel, çok konsepte uygun. Kelle avcısı kafasına uygun hareketler tabi. bunları hani Boba Fett'i baz alarak söylüyoruz. Çünkü hani ilk gördüğümüz kelle avcısı oydu özellikle Mandalorian olması. Ve bu yaratığı daha sonra karbonitin içine e, hapsedilmiş olarak görüyoruz. Bu karbonit meselesi aslında Bespin'den önce pek kullanılan bir şey değil. Daha önce yok. Han Solo'yu karbonitle e, dondurup e, işte taşıdıktan sonra, caba'nın sarayına götürdükten sonra bu bir standart haline dönüşüyor kelle avcıları arasında. Yani karbonitle... Ee, bu işte suçluları yakalama veyahut da ne derseniz adına onları işte dondurup bir yere götürme anlamında zaten burada da hani dört tane arka arkaya dizilmiş böyle karbonit blok görüyoruz içinde e, yaratıkların hapsedildiği yani bu işlem standart hale gelmiş gibi gözüküyor Bespin sonrası Han Solo'nun karbonitlenmesi sonrasında. Bunun dışında çok konuşulan fragmanın sonuna doğru e, bu dizide yer almasına... ...yer alması böyle ses getiren Werner Herzog'u görüyoruz. Herzog da işte diyor ki hani bounty hunting yani kelle avcılığı çok işte karmaşık bir iş dalı değil mi? Karmaşık bir meslek değil mi gibi bir laf ediyor. Orada tabii ilgi çeken bir detay boynunda imparatorluk armasına benzeyen bir kolye taşıyor olması. Hani bu şekilde de fragman tamamlanıyor... Burada tabii aklımıza takılan sorular var. Hani geçtiği dönemle ilgili öncelikle Return of the Jedi'ın sonrasında geçiyor. Hemen ardından geçiyor. Bu e, yani dönem olarak. Buradan da şunu anlıyoruz ki imparatorluk aslında yok olmuş. Yani imparatorluğun yok edilmesinden sonraki dönemi anlatıyor. Ama hep size Star Wars videolarında söylediğim gibi yani imparatorluk merkez sistemlerde bir çöküşe neden oluyor. Daha doğrusu neden oluyor derken imparatorluk yok oluyor. imparatorun ölmesiyle birlikte. Merkez sistemler bu özgürlüğü yaşarlarken yeni cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte dış halkada yani merkeze uzak gezegenlerde hala imparatorluktan kalan artıklar işte savaşçılar, stormtrooperlar, Askerler, üst düzey, yüksek rütbeli askerler, alet, edevat, uçak, işte ATS'ti, ETET gibi şeyler hala Varlar, onlar yok olmuyorlar ve dış halka da özellikle bu baskıcı rejimi sürdürmeye çalışan halkı sömüren böyle klanlar haline dönüşüyorlar denilebilir. Burada da herhalde onu vurgulamaya çalışıyorlar. Hani olayın geçtiği lokasyon merkez galaksinin merkezinden daha uzak bir yerde olduğunu varsayıyoruz. Gördüklerimize dayanarak ve bu kadar çok imparatorluk unsurunun ortalıkta dolaşıyor olması yine bize merkez sistemlerden uzak bir hikayeyi anlatacağına delalet ediyor. Yani fikir açısından bu şekilde oluştu bende. Bunun dışında Mandalorian'ın zırhıyla da ilgili bir şey var. Mandalorian zırhı genel olarak bir Mandalorian zırhını yansıtsa da bazı parçalarının eksik olduğunu ve daha sonradan eklenmiş olduğu gibi bir izlenim yarattı bende. Bunu hani fragmanda da detaylı olarak görmek mümkün. Bir de Mandalorian'ın elinde böyle at benzer değişik bir silah var. Ucu böyle iki ağızlı. Bu daha önce bir Boba Fett çizgi filminde gösterilmiş. Bu bir şekilde bazı hayvanları ve yaratıkları paralize etme gücüne sahip bir silah. Yani o at gibi şeyi böyle uzaktan tutarak hayvanları ya da ne bileyim canavarları kendine zarar verecek daha büyük işte varlıkları böyle paralize edip böyle bir süreliğine e, donduran ışınlar yayan bir şey olarak gösterilmişti o çizgi filmde ancak Mandalorian dizisinde ne olarak yani nasıl kullanacağını daha çok dizi esnasında anlayacağız anladığım kadarıyla. Genel olarak fragmanda gördüğümüz detaylar bunlar. Aslında hani orijinal Star Wars evrenine referans veren güzel detaylar var birçok çok e, Hani e, John Favreau daha önce işte gerçek yani o bizim en iyi hop zamanında izlediğimiz e, ve bize Star Wars'un hissettirdiği şeyleri bu dizide hissedeceksiniz gibi e, laflar söylemişti. Bu fragmanlar anladığımız kadarıyla evet söylediklerine yakın bir şey ortaya çıkacak gibi gözüküyor. E, bu son dönemde hani ortaya çıkan bu Star Wars ile ilgili en düzgün içeriklerden biri olacağını düşünüyorum, dizi henüz yayınlanmamasına rağmen. İkinci sezonun e, senaryosu çoktan yazılmaya başlandı bile. Onun da çekimleri tamamlanacak. Bir yandan e, bunlar diziye ne kadar güvendiklerini gösteriyor aslında. Dizinin yanılmıyorsam eğer yanılmıyorsam, e, yanılıyorsam da kusura bakmayın. ilk 3 bölümü e, hemen yayınlanacak. Diğer bölümler hafta hafta yayınlanacak diye bir bilgi vardı. Ama ondan tam emin değilim. Yani ilk üç bölümü ya da bütün bölümleri hafta hafta yayınlayacaklar diye. O tarafta sıkıntı yok. Disney hani bu eventle birlikte zaten birçok içeriği e, su yüzüne çıkardı. Onları önümüzdeki haftaki pazar sohbetinde zaten paylaşırız. Ama Obi-Wan Kenobi ile ilgili çok güzel bir duygulu bir sunumla da tanıtıldı. E, Evan McGregor'un kendisinin de katıldığı. Obi-Wan Kenobi dizisinin çekimleri önümüzdeki yıl başlayacak. E, senaryo yazımı çoktan tamamlanmış, hikaye belirlenmiş. Tabii orada da başka detaylar var. İşte Tatooine'deki günlerini mi anlatacak yoksa Tatooine'den ayrılacak mı? Ama Luca göz kulak olması için Tatooine'den ayrılmaması gerekiyor gibi ikilemler var şimdiden tartışılmaya başlanan. Ee, güzel bir senaryo yazılmıştır umarım. Ewan McGregor'u yeniden Obi-Wan olarak görebilmek beni her şeyden daha çok heyecanlandırıyor açıkçası. O da önümüzdeki yıl hemen yani 2020 yılında çekimleri tamamlanacak diye bekliyoruz. Ama Mandalorian tarafına dönecek olursak fragmanın verdiği şifreler ve hani gördüklerimiz ve ortadaki beklenti ortaya çıkan detaylar gerçekten çok tatmin edici bir Star Wars dizisi gelecekmiş gibi hisler uyandırıyor. Ben de umarım yanılmayız hep birlikte. Benden bugünlük bu kadar. Yeni çıkacak olan Star Wars fragmanıyla da ilgili eğer bir fırsat bulabilirsem, eğer o uzunlukta ve o detaydaysa bir e, video çekmeye çalışırım. Olmadı en kötü. Önümüzdeki haftaki pazar sohbetinde konuşuruz zaten. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka Star Wars videosunda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın ve güç sizinle olsun. <laughs>